Cumhurbaşkanı olmak için 100 bin imzaya ihtiyacı olan 10 aday adayından Muharrem İnce 100 bin imzayı 4. günde topladı. Cumhurbaşkanlığı yarışında 3. aday oldu. Ancak daha 9 aday için süreç devam ediyor. 100 bin imzanın yarısına dahi ulaşamayan adaylar var. Adayına destek için seçim kurullarına imzaya giden seçmende ise hayal kırıklığı. Her türlü engelleme, iftiraya, ayak oyununa papuç bırakmadılar. İmza verenleri yürekten kutluyorum. Siz attınız imzanızı. Attım ama Cumhurbaşkanıyım diye ortaya çıkanların 100 bin oyu 2 günde toplaması lazımdı bence. İstesek ilk gün toplayabilirdik. İlk gün toplasaydık AKP'liler yardım ediyor diyeceklerdi. Her şey planladığımız gibi oldu. Bir saatlik bir gecikmemiz var. Cumhurbaşkanlığı yarışı için %60 oy hedefleyen Muharrem İnce 4. günde 100 bin imzaya ulaştı. Cumhurbaşkanlığı yarışında İnce de olacak. İmzaladığınız bir nüsha, o örneği saklayın. Tek adamlı yönetimden tek adaylı dayatmaya karşı Türkiye'de demokratik bir duruştur. Gerekli 100 bin imza için süreç devam ediyor ancak 4. gününe gelinmesine rağmen hala adaylardan 100 bin imzanın yarısına dahi ulaşamayanlar var. Özellikle hafta sonu olduğu için daha çok seçmenin imza için gelmesi bekleniyordu. Ancak ilçe seçim kurulları önlerinde hareketlilik de oldukça az. 2-3 gün içinde yani çoktan bitmiş olması lazım. %20, %30 oy alacağız diyenlerin daha 4. gün 100 bin imzaya bulamaması şaşırtıcı bir durum yani. Rehavet yok. İmza toplamaya devam ediyoruz. Pazartesi günü saat 20'ye kadar. Bu seçim kuruluna da güvenmiyorum. Düşürürler, müşürürler. Devam. Muharrem İnce 4. günde topladı 100 bin imzayı. İmza vermeye devam dedi. Kendisine imza vermeye gelenler de aradan geçen süreye dikkat çekti ama İnce planladığımız gibi ilerledi süreç dedi. %60 oy alacağım diyorsun. Ya bu kadar iddialıysanız 2 günde bu işi bitirmeniz lazımdı. Hiçbir hazırlığı yok. İmzaları 3750 kişi topladı. Hangi ilden ne kadar olacağını hepimiz biliyorduk. 9 Cumhurbaşkanı aday adayının 100 bin imza hedefi katılım sayısının azlığı. Seçmense desteklediği adayın günlerdir yeterli imzaya ulaşamamasının hayal kırıklığını yaşıyor. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 4. günde 100 bin imzanın yarısını ancak aşabildi. İmza sayısı 60 bine yaklaştı. Biz şuna üzüldük yani. Türk milliyetçilerinin adayının daha 4. gün 50 bine ulaşamamış olması bizi gerçekten üzdü. Aday bile olamayacak olması bizi üzüyor ne yazık ki. Zaman daralıyor. Biraz daha geniş zaman olsaydı daha iyi olurdu. Bence yeterli değil. Daha fazla olması gerekiyor. Her şey belli şu anda. Tabii Sinan Oğan da, Yakup Türkal da hiçbiri memnun değil şu anda. İnşallah imza sayılarından daha fazla oy alacağına inanıyorum. %25 diyordu kendisi. İnşallah o seviyeleri biz görürüz diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı aday adayı Doğu Perinçek'se 4. günde gerekli 100 bin imzaya en uzak isimlerden oldu. 80 bin imzaya daha ihtiyacı var Perinçek'in. Toplanan imza sayısı 20 bine yakın. Adaylar için zaman daralıyor. Son gün 27 Mart. Gerekli imza sayısına ulaşabilen adayların ilanını YSK duyuracak. Ve Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ise 31 Mart'ta resmi gazetede yayımlanacak. Böylece devletin zirvesindeki makam için propaganda dönemi başlayacak.